Restorasyon sürecinde motor bölümündeki son işlemlerimizden biri olan soğutma sisteminde hangi parçaları nasıl yeniledik, yaptığım parçaların değişimi ve sistemin temizliğini nasıl en güzel şekilde yaparak sağlıklı hale getiriyoruz? Uzun soluklu bu videoda sizlere tek tek uygulamalı şekilde göstermeye çalışacağım. çekim rahatlığı açısından ve parçaları daha net şekilde gösterebilmem adına hazır motor parçaları sökülmüşken buradaki soğutma sistemi elemanlarının değişimini yapmak istedim. Bu zamana kadar ki yaptığım işlemlerde bozuk olsun olmasın birçok parçanın değişimini gerçekleştirmiştik. Kullanılabilir durumda olanlarını yedekleyip çöp olanları da doğruca ait olduğu yere göndermiştik. Bu doğrultuda devirday pompasının değişimini de yapılması gereken işlemlerin başında gelmektedir. Daha önceki videolarda anlattığım için fan davlumbazı ve kayış sökümü gibi işlemleri direkt geçerek devirday üzerindeki radyatör ve kalorifer musluğundan gelen hortumların bağlantılarını ayırdım. Devirdaimi blok üzerine sabitleyen 8 adet cıvatanın da hızlı bir şekilde söküm işlemini gerçekleştirerek pompayı yerinden çıkartınca blok içinde kalan bir miktar suyun alta yerleştirdiğimiz kaba boşalmasını sağladım. Antifrizsiz şekilde kullanılan aracın iç halini daha önceki kapak değişim videosunda detaylıca göstermiştim. O noktadaki paslar ve burada oluşan paslı yüzey bu şekilde biraz daha kullanılmaya devam etseydi motor sağlığı açısından geri dönülemez bir hal alacaktı. Ancak videonun ilerleyen dakikalarında buradaki temizliğin nasıl yapıldığına dair detaylardan da bahsedeceğim. Pompanın oturma yüzeyini güzelce temizledikten sonra yeni pompamıza bakacak olursak Febi ile işbirliğimiz sonucunda 05-377 numaralı devirden pompasını göndermişti. Paket içerisinden çıkarttığımız conta ve pompaya baktıktan sonra eski ve hala orijinal olan pompamıza emeklerinden dolayı teşekkür ederek yenisinin montajına başlıyoruz. Pompanın oturma yüzeyi temiz ve çiziksiz yani düzgün olduğundan bu noktada herhangi bir sıvı conta gibi ekstra kimyasal kullanmanıza gerek yok. Contanın konumunu pompa üzerine ayarladıktan sonra pompayı bloktaki yerine dikkatlice yerleştirip birkaç vide ile idareten tutturdum. Tüm civataların boşluklarını aldıktan sonra ilerleyen zamanlarda su kaçaklarının ve yalama gibi olumsuz durumların önüne geçmek için 10 Nm ile tokluyorum. Özellikle bu tok değerleri ile ilgili çok soru geldiğinin de farkındayım. Bununla ilgili detaylı bir kısa videoda yayınlamayı düşünüyorum. Pompanın montajından sonra aslında aracın orijinal hortumlarında bir yıpranma yok ama iç kısımları çok paslı olduğundan bunlardan da kurtulmak gerekiyor. Bu hortumlara da şöyle bir bakacak olursak başta işbirliği olduğunu tekrardan belirterek Febi 12997 nolu bu hortum radyatör alt hortum olarak geçmektedir. Hortumun montajını gerçekleştirdikten sonra 12 998 numaralı radyatör üst hortumunu da baktıktan sonra bunun da montajını yapıp bu küçük hortumu da aynı şekilde ait olduğu yere takıyoruz. Bu arada sökülen tüm hortumların da hala orijinal logolu parçalar olduğunu da belirteyim. Silindir kapak contasının değişim videosunda bahsettiğim öncesinde değişmiş birkaç hortum ile hala değişecek birkaç hortumun da montajını burada gördüğünüz epey külli durumda olan su deposunun değişiminden sonra anlatacağım. Hazır yedek su deposundan bahsetmişken Febi işbirliğinden gönderilen bu paketin de açılışını yapalım. Videoda özellikle vurguladığım bu markalar gözüktüğü zaman her defasında şimşek çarpmaması için işbirliği veya reklam diyorum. Bundan dolayı kusura bakmamanızı sizlerden rica ediyorum. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi her ne kadar işbirliği videosu da olsa benim bir markayı övme veya izleyici yönlendirme gibi bir davranışım asla söz konusu olamaz. Febi ve Swag içinde söyleyeceklerim bazı ürünlerinde mühendislik hataları olsa da bunları zaten videoda hem gösterip hem de bu olumsuzlukları kendilerine iletiyorum. Buna örnek verecek olursam yağ pompası videosunda ufak bir pürüz vardı ve ben bu parçayı kullanmamıştım. Yine aynı şekilde bazı sensör veya parçalarda da uyumsuzluklar çıkmıştır. İlerleyen videolarda da bunlardan bahsedeceğim. Lafı çok uzatmadan Febi, Sıvak ve Blue Print markaları üzerine genel bir fikrimi soracak olursanız OEM kalitesine yakın kendimce başarılı bulduğum ve ürün yelpazesi çok geniş bir yedek parça üreticisidir. Eski tankın kule üzerine sabitlendiği cıvataları söküp üzerindeki hortum bağlantılarını da ayırarak yerinden çıkartıyorum su deposunun altındaki sabitleme takozunu söküp yeni parçaya aktararak eski depodaki su seviye sensörünün söküm işlemine geçiyorum. Sabitleme sekmanını aldıktan sonra sensörü de yerinden çıkartıp durumu hakkında pek bir şey söylemeye gerek yok. Sensörün üstündeki katranlaşmış pas ve kireç kalıntılarını bir bez ile kabasına aldıktan sonra biraz daha sert kalıntıları da maket bıçağı ile kazıyarak temizledim. Sensörün contasını da yeniledikten sonra acaba çalışıyor mu diye ucundaki dubayı açık ve kapalı kalacak şekilde ayarlayarak pinlerinden devreyi açıp açmadığını kontrol ettim. Yapılan testte hala kontaklarının çalıştığını görünce temizlik işleminin boşa gitmediğine sevinerek bu gördüğünüz limon tuzu ile hazırlanmış sıcak suyun içerisinde ufak kalıntıları da çözmesi için bir süre beklemeye bıraktım. Gerekli temizlik ve yapılan kontrollerin ardından sensörü su deposu üzerindeki yerine taktıktan sonra sabitleme sekmanını montajlayıp araç üzerindeki işlemlerime devam ediyorum. Su deposunu yerine oturtturduktan sonra civata, klips, geri dönüş ve taşma hortumlarının montajını hızlıca geçiyorum. Radyatör ile su deposu arasındaki bağlantıyı oluşturan 14021 numaralı yeni kullandığım hortumla buradaki hattın değişimini de gerçekleştirdim. Diğer parçaların değişimine geçmeden önce hazır radyatör bağlantıları motorla birleşmemişken bağımsız olarak bu noktada bir temizlik işlemi yapmaya karar verdim. Bu aşamada yapacağım temizlikle en azından radyatörün içindeki kireç ve pas kalıntılarının motor bölmesine tekrar gitmesinin önüne geçeceğimiz gibi daha hızlı bir şekilde giriş ve çıkış deliklerinden basacağımız su ile kolaylıkla temizleyebiliriz. Kireç ve pası en iyi şekilde çözecek olan doğal yöntemlerden birisi limon tuzudur. Piyasada çok çeşitli temizleme sıvısı olsa da gayet güvenilir ve ucuz bir yöntemle sizler birazdan uygulayacağım yöntemle soğutma sistemindeki temizliği gerçekleştirebilirsiniz. Şu an için sadece radyatöre işlem yapacağımız için yaklaşık 200-300 gram limon tuzunu diğer bir adıyla sitrik aseti kaynamış suyun içerisine dökerek erimesi için güzelce karıştırıyorum. Temizleyici karışım hazır olduktan sonra radyatörün üst hortumundan su beslemesi yaparak alttaki hortumdan da çıkışını sağlayarak içindeki kirlerin kabasını almaya başladım. Daha herhangi bir temizleyici koymamamıza rağmen çıkan suyun haliyle ilgili benim yorum yapmama gerek yok. Akan suyun durumundan neden radyatörü ayrı olarak temizlediğimi de sanırım şimdi daha iyi anlamaktasınız. Alta koyduğum su kabıyla 2-3 defa yaptığım sirkülasyonda artık temiz su gelmeye başlayınca hemen temizlendi deyip bırakmıyoruz. Az önce hazırladığım limon tuzlu sıcak su karışımını üst hortumdan alabildiği kadarıyla dolduruyorum. Radyatörün tüm gözeneklerinin dolması için çıkış hortumunu da mümkün mertebe yukarı kadar kaldırdığımı da belirteyim. Yaklaşık 10 dakikalık bir reaksiyon sürecinden sonra içerideki suyu tekrar boşaltmaya başladığımda az önce tertemiz akan borudan şimdi nasıl bir kirli suyun çıktığını görmektesiniz. Çıkan su nispeten ilk çıkan suya göre temiz diyebilirim. Ancak ciddi orandaki pas kalıntıları motorun soğutma sistemini adeta hapsetmiş. Araçlarınızda kullanacağınız doğru miktar, doğru marka ve uygun antifriz bu şekilde sonuçlara asla sebep olmaz. Tekrar vurgulamam gerekirse daha önceden çok fazla konuşmuştuk ama aracınıza koyacağınız yanlış antifrizin yarardan çok zararının olduğunu da unutmayın. Radyatör içindeki sitrik asit artıklarını ister karbonatla isterseniz bol su ile durulama yaparak nötralize hale getirebilirsiniz. İlerleyen aşamada motor tarafında da bir temizlik işlemimiz olacağından şimdilik musluk suyu ile durulamasını gerçekleştirdim. Son aşamadaki durulamayı ise yaz ayının sıcaklarında klimadaki yoğuşma suyunun saf su olduğu için stoklamıştım. Yaklaşık 60 litreye yakın yaptığım bu stoklardan birazını radyatör içerisinden geçirerek kireçli musluk suyu artıklarının da atılmasını sağladım. Yedek su tankı ve bazı noktaları da saf su ile duruladıktan sonra artık buradaki işlemlerimiz tamamlanıyor. Motor blok su tapalarının değişimini silindir kapağı söküm videosunda detaylıca bahsettiğim için burada kendimi tekrar etmeyip sizin de vaktinizi fazla almadan doğruca fan terminin değişimine geçiyorum. Fan terminin bozukluk kontrolü, değişimi ve görevini detaylıca anlattığım gayet bilgilendirici bir videomda YouTube kanalımda mevcut. İsteyenler o videoyu izleyerek parça hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirler. Ayrıca termikli fandan elektrikli fana geçiş projemde de bu işin getirisi götürüsü üzerine elektrik bağlantıları da dahil yine tüm detayları bahsettiğim ayrı bir videom daha mevcut. Oradan da dönüşüm videosunu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi bizim aracımıza dönecek olursak yine daha önceden söktüğümüz fanımızı alarak aslında orijinal termikte hiçbir sorun olmamasına rağmen eskiyi yedekleyip yenileme işlemini yapacağım. Febi işbirliği ile 17-848 kodlu bu fan termini temin ettikten sonra söküm işlemine geçmeden önce fanın balans yapmaması adına bu gösterdiğim işaretlere dikkat etmeniz gerekmektedir. Termik yayının sabitleme noktası ile fan üzerindeki bu çıkıntı karşılıklı birbirine bakacak şekilde olmalı diyerek termiği gövdeye sabitleyen 3 adet alyan cıvatayı söküyorum. Fanımızı aldıktan sonra üzeri çok kirli durumda olduğundan ilk olarak ufak bir temizleme işlemini aldım. Daha sonra parçayı güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra üzerindeki solukluklardan kurtulmak için mat siyah bir boya ile boyamaya başladım. Her bir tarafını güzelce boyayıp kurutma işleminden sonra fanımız gördüğünüz gibi olmuştur. Yeni termiği alarak fan üzerindeki konumuna civatalar ile sabitlendikten sonra artık yeni termikli fanımız araca montaja hazır hale gelmiştir kötü durumda olan fan davlumbazı, V kayışı ve gergilerinin değişimiyle beraber alternatör üzerinde yaptığımız kontrollerden sonra bu parçaların da montajını gerçekleştireceğim için şimdilik bu detayları es geçiyorum. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz bu aşamadan sonra biraz uğraştırıcı ve riskli işlemlere başlıyoruz diyebilirim. Gerek temizleme süreci gerekse antifriz eklendikten sonra radyatör, petek ve daha da ilerisi olan bloktan su sızdırma gibi durumlar olabilir. Lakin ben çıkan tapalardan hala sağlam olduğunu ve ciddi korozyona rastlamadığım için bu ihtimali düşük tutsam da her zaman risk var deyip uyarımı baştan yapayım kalorifer peteğini de önümüzdeki 10 yıl boyunca kafam rahat olması adına değişimini gerçekleştireceğim için bu konuda da bir çekincem yok. Ancak araç radyatörü delinirse bu noktada ekstra masraflarımız da olabilir radyatör temizleme işleminde yaptığım öncelikle durulama ve temizlik aşamasında kullanacağım karbonat ile limon tuzunu hazır ediyorum. Bir kovaya 300-400 gram civarında boşalttığım limon tuzunun üzerine kaynar suyu ilave ederek iyice erimesi için karıştırdım. Bu noktada limon tuzunun çözündüğünden iyice emin olmanız önemlidir diyerek araç başına geçiyorum. İlk olarak sitrik asitli suyu hazneye yavaş yavaş doldurduktan sonra araç çalışır haldeyken kalan miktarı da saf su ile ekleme yapıyorum. Bu aşamada aslında saf suya gerek yok. Ben de hata yaptığımın farkındayım. Ancak ilerleyen aşamalarda baktım su bitecek. Tekrardan musluk suyuna geçiş yapacağım. Suyun devirdam etmesiyle ilk postada gelen kısmen temizleme yapmış suyun durumunu görebilmektesiniz. İlk sirkülasyonu gerçekleştirdikten sonra alttan boşalttığımız suya bakınca ne kadar kirli olduğu gözükmektedir. Bu arada tüm bu süreçte araç çalışırken kalorifer sıcak konumda ve fanın açık olması gerekmektedir. Eğer bunu yapmazsanız musluk ve yedek su pompası devreye girmeyeceği için kalorifer peteğinde sirkülasyon oluşmaz. Burada tek tek anlatmayacağım ama yaklaşık 10 kez doldur boşalt yaparak sistemi temizlemeye çalıştım. Bundan dolayı saf suyun bitmemesi adına yedek su tankından kademeli şekilde musluk suyu basarak termostat geri dönüş hortumundan da boşaltma işlemini gerçekleştirdim. Yaklaşık 3 defada radyatör hortumlarını ve motor bloğu üzerindeki bu boşaltma tapasını sökerek sistemde hapsolan suyu da boşaltmaya çalıştım. Zor değil ama biraz uğraştırıcı bir süreçten sonra yavaş yavaş suyun temiz gelmesiyle Temizlik işleminin birinci ayağının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Zamanla oluşabilecek su kaçaklarının takibi ve olası sorunları tespit etmek adına aynı zamanda ilerleyen videolarda kalorifer musluğunun revizyonu ile petek değişimini de yapacağım için sistemi komple olması gereken antifriz ile doldurmuyoruz. Yalnız bu test süresince sistem temizliğinin devam etmesi adına yaklaşık 1 litre antifriz ekleyerek kalanını da saf su ile doldurarak dönüş borusundan mavi renkli su gelene kadar bekliyorum. Antifrizin hem temizleyici hem de pas önleyici özelliği olduğundan yaklaşık bir ay bekleyerek temizleme ve kontrol sürecine bıraktım. Artık gördüğünüz bu sahneler önceki işlemlerden yaklaşık 40 gün sonra çekilmiş ve öncesinde doldurduğum antifrizli yedek su deposunun halini görmektesiniz. Koyduğum antifrizden eser kalmadığı gibi çok az oranda su eksitmeninde olduğunu tespit ettim. Konusu açılmışken videonun ortasında bahsettiğim kalorifer petek bölgesinden de su kaçağının olduğunu gördüm. Lafı fazla uzatmadan temizlik aşamasının ikinci ayağında ise eski suyu boşaltarak tekrardan limon tuzlu su yaparak temizlik işlemine devam ediyorum. Az önce anlattığım süreçlerin aynısını uygulayarak 15 dakika sistemin kapalı şekilde çalışması ve bol durulama veya karbonatlı durulama işleminden sonra temizlik işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu aşamada da yaklaşık 5 kez doldur boşalt yaparak temiz su gelene kadar işlemlerime devam ettim. Şayet temiz su gelene kadar bu işlemlerin gerekirse 20 kez tekrar etmesi gerekiyor ki benim bile 3. aşamayı da eklersek o kadarı geçmiştir diyebilirim. Bu aşamada ise yapacağımız son işlem temiz su geldikten sonra sisteme 3 litre civarında antifriz eklemesi yaptım. Kalan miktarı da saf su ile tamamlayarak aynı şekilde dönüş borusundan antifrizli su gelene kadar bu hortumu açık tuttum. Temizlik işleminin ikinci aşaması da bittikten sonra artık Febi sponsorluğunda aracımız için tam uyumlu olan MB 325 sertifikasına sahip ve su eklemesine gerek kalmadan kullanıma hazır olan bu antifrizlerin dolumunu yapacağız. Ancak bahsettiğim bu işlemleri şimdiki videoda değil kalorifer petek değişimini ve musluk revizyonunu yapıp soğutma sisteminde hiçbir kaçağın olmadığını emin olduktan sonra petek değişim videosunda gerçekleştireceğim. Soğutma sistemi ile alakalı sanırım tüm aşamalardan detaylı bir şekilde bahsettiğimi düşünüyorum. Sizler de temizlik işlemini bu videoda anlattığım gibi gerçekleştirebilirsiniz ancak sonrasında her zaman bahsettiğim riskleri göze almanız gerekmektedir. Sürecin ilerleyişine dair birkaç bilgi de verecek olursam, bundan sonraki videolarımızda sensörlerin değişimi, bulunmayan veya uyumsuz olan sensörlere ne gibi işlemler yaptık, ayrıca sensörlerin testi nasıl gerçekleştiriliyor, bunların anlatılmasıyla beraber araç diagnostik sistemine de giriş yapacağız. Buradaki anlatımlarımızı da bitirip ön takım ve direksiyon sistemindeki iyileştirmelerden sonra çok yorulduğum için şanzımanı şimdilik atlayarak şaft sistemi ve arka travers burçlarının yenilemesini gerçekleştireceğiz. Adım adım ilerlediğimiz bu süreçte hatalarımız da illaki olacaktır. Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumu, yorumlarınızı beğendiysem okuduğumu belirtmemin yanında yaptığınız yorumlar, attığınız beğeniler ve paylaşımlarınız benim için bir teşekkür ve motivasyon kaynağıdır diyerek videomu şimdilik sonlandırıyorum.